Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Doğrusal denklemlerde birinci derece denklemlerle sizlerle beraberiz. Şimdi daha önce anlattığımız gibi x denklemlerini yalnız bırakıyorduk. Bizim için ax artı b eşittir 0 doğrusal bir denklemdi. Burada x'i yalnız bırakmak için uğraşıyorduk. x'i ters işlem yaparak yalnız bırakıyoruz. Şimdi x artı 3 bölü 2 artı 5 eşittir 9 eşittir x eşittir soru işarettir. x'i bulmak için ters işlem yapmam gerekiyor. Bakıyorum önce artı 5 var. Her tarafa eksi- 5 eklemem gerekir. Yani x artı 3 bölü 2 eşittir 9'dan 5 çıktığı zaman 4 olacaktır. x artı 3 bölü 2 4 olduğu için her tarafı 2' ile genişletiyoruz. O zaman x artı 3 dediğimiz şey 8 oldu. Artı 3'ün ters işlemi yine eksi- 3 eksi 3, Eksi 3'ler birbirini götürdü. Artı 3'te 8'den 3 çıktı. X dediğimiz ifade 5 oldu. 2x artı 1 bölü 3 eksi 1. Eksi 1 bu tarafa artı 1 olarak geçti. Yani artık 6 oldu. 2x artı 1 bölü 3 eşittir 6 ise bunun her tarafını 3 ile çarpıyoruz. 3'ler birbirini götürüyor. 2x artı 1 eşittir. 6 kere 3 18 oldu. Artı 1 diğer tarafa eksi geçecek her tarafa eksi 1 eklediğimiz için 2x eşittir 17. 2'ye böldüğümüz zaman da 17 bölü 2x cevabımızı verir. Artı 2 diğer tarafa eksi 2 olarak geçtiği için burası 6 kalacaktır. 2 eksi x bölü 3 ters işlemi çarpı 3'tür. Yani burayı 3'te burayı 3'te çarpıyoruz. Yine 2 eksi x eşittir 18 oldu. Buradaki artı 2 eksi 2 eksi 2 olarak geçerse eksi x eşittir. Artı 16 ve eksi x olduğu için her tarafı eksi 1'e bölüyorum. O zaman x'imiz bizim eksi 16 olarak karşımıza geliyor. 3 x eksi 5 bölü 2 eşittir 3. Üç. Eksi 3'ü artı 3 olarak ters işleme ekliyoruz. Yani artık 7 olacak. 3x eksi 5 bölü 2 eşittir 7 oldu. Bölü 2 olduğu için çarpı 2'yi kullanmam gerekir. 2'ler birbirini götürsün. 3x eksi 5 eşittir 14 oldu. Eksi 5 yerine artı 5 yazıyorum her tarafa. Artık 3x eşittir 5 14 daha 19 oldu. 3x 19 ise 3'ün tersi 3'e bölüyoruz. x'imiz bizim 19 bölü 3 olarak cevabımızı çıkartır. 4 bölü 5 eşittir. 3 eksi x bölü 4. İçler dışlar ya da payda eşitleme dediğimiz mantıkta burayı 4 ile burayı 5 ile genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman paydalar aynı olduğu için dikkate almıyoruz. Çünkü paydası eşit olan paydaları da eşit olacaktır. 4 ile 4'ü çarptım 16. 5 ile 3'ü çarptık 15 eksi 5x. 15'i diğer tarafa aldığımız zaman 1 kaldı. Eşittir. Eksi 5x. Her tarafı eksi 5'e bölüyoruz. x dediğimiz ifade eksi 1 bölü 5 cevabımızı buluruz. 3 ile 3 eksi x'i çarparsak 9 eksi 3x 5 çarpı 2 10 oldu. 9'u eksi 9 olarak aldığımız zaman eksi 3x eşittir 1 olarak sonuç çıkar. Biz x'i yalnız bırakacağımız için her tarafı eksi 3'e bölüyoruz. Eksi 3'ler gitti. x dediğimiz ifade eksi 1 bölü 3 oldu. Gizli biri var. 1 ile 5 eksi 2 x'i 3 ile 7'yi çarptığımız zaman 5 eksi 2 x eşittir 21 oldu. 5 her tarafı eksi 5 olarak geçeceği için buradaki artı gitti. Eksi 2 x eşittir 21'den 5 çıktığı zaman 16 kaldı. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ler gitti. X eşittir. Eksi 8 olarak cevabımızı bulmuş olduk. İçler dışlar ya da burayı 3 ile burayı 5 genişletmek aynı mantıkta. 3 ile 2'yi çarparsam 6 x eksi 9 eşittir. 5 ile 4'ü çarparsam 20. Eksi 9 bu tarafa artı 9 olarak geçeceğinden çünkü her iki tarafı tarafa artı 9 ekliyorum. 6x eşittir 29 oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümde de x eşittir 29 bölü 6 sonucumuzu verecektir. x eksi 2 bölü 3 eksi 5 eşittir 4. Öncelikle bu eksi 5'i diğer tarafa geçirmem lazım. Artı 5 olarak geçerse artık 9 olacaktır. ...şöyle her iki tarafa... ...artı 5, artı 5 eklendi. 5, 4 daha 9 oldu. x eksi 2 bölü 3 eşittir. 9 ise 3 ile genişlettiğim zaman... ...x eksi 2 eşittir. 3 kere 9, 27. Eksi 2 her tarafa... ...artı 2 olarak geçecek. Ve x'e 29 kalacaktır. x bölü 4, eksi 2. Eksi 2 diğer tarafa... ...artı 2 olarak geçecek. O zaman x bölü 4 dediğimiz 6 oldu. Her tarafı 4 ile çarptığımız zaman x yalnız kalacak. 6 kere 4 x'imizi 24 olarak verecektir. x bölü 3 artı 5 eşittir 18'de. Her taraftan 5 çıkartıyoruz. Ya da bu 5 bu tarafa eksi 5 geçiyor diyebiliriz. x bölü 3 eşittir 18'den 5 çıkarsa 13. Her tarafı 3 ile çarpmam gerekiyor. 3'ler sadeleşsin. X eşittir. 39 olsun. 2x bölü 3 eksi 5. Eksi 5 bu tarafa atarsam artı 5 olacak. 2x bölü 3 eşittir. 11 oldu. Her tarafı 3 çarpıyorum. 2x eşittir. 33 oldu. 2'yi yalnız bırakmak için daha doğrusu x'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. O zaman x dediğimiz ifademiz 33 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. 3x eksi 4 bölü 5 eşittir 1 bölü 2. Payda eşitleyebilirim. Yani burayı 2 ile burayı 5 ile ya da içler dışlar yapabilirim. 2 ile 3x eksi 4 çarpıldığı zaman 6x eksi 8. 5 ile 1 çarpıldığı zaman 5. Artık normal standart işleme döndük. Eksi 8 bu tarafa artı 8 olarak geçecek. 6x eşittir 13 oldu. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 6'ya bölüyorum. X eşittir 13 bölü 6 oldu. 2x bölü 3 eksi 1 bölü 2 7 bölü 6. 3 terim var. Payda eşit etmek benim için daha mantıklı geliyor. Burayı 2 ile burayı 3 ile burayı 1 ile genişletirse. 2 ile 2'yi çarparsam 4x eksi 3 eşittir 7. Eksi 3'ü bu tarafa attığım zaman artı 3 olarak geçecek. 4x eşittir 10 oldu. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman x eşittir 10 bölü 4 o da 5 bölü 2 olarak cevap çıkar. x bölü 3, 2 bölü 5, 1 bölü 2. 3, 5 ve 2'nin ortak çarpanı 30'dur. O zaman burayı 10 ile burayı 6 ile burayı 15 ile genişleteceğim. 10 ile x'i çarparsam 10x, 6 ile 2'yi çarparsam 12 eşittir 15 ile 1'i çarparsam 15. 12'yi ters tarafa eksi 12 olarak geçireceğimiz için 10x eşittir. 15'ten 12 çıkarsa 3. Her tarafı 10'a bölüyorum ki x yalnız kalsın. O zaman x ifadesi 3 bölü 10 cevabımızı verir. x bölü 4 eksi 2 bölü 3 eşittir. 5 bölü 6. 4, 3 ve 6'nın ortak çarpanı 12 olacağı için burayı 3 ile Burayı 4 ile burayı da 2 ile genişletiyoruz. 3x eksi 8 eşittir 10 oldu. Dikkat edin paydaların hepsi 12 12 olduğu için dikkate almıyorum. Paydaları eşit olan ifadelerin payları da eşit olacaktır. Eksi 8'i bu tarafa atarsam 3x eşittir 18 eksi 8 bu tarafa artı 8 olarak geçti. Çünkü her tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. 18'i 3'e böldüğümüz zaman x 6 olarak karşımıza cevap çıkar. 2x eksi 7 eşittir. 4 artı 2x denkleminin çözümünü bulalım. 2x eksi 7 artı 4 artı 2x ifadesine baktığımız zaman bilinenlerle bilinmeyenler bir tarafta toplanmaya çalışılır. Burada 2x bir tarafa eksi 7 bir tarafa geçtiğini düşünürsek 2x karşıya geçti. Eksi 7 de diğer tarafı artı 7 olarak geçti. 2x'ten 2x'i çıkardık. 4 ile 7'yi topladığım zaman 0 eşittir 13 oldu. Bu denklem eşitliğin iki tarafında ifadeler birbirine eşit olmadı. Denklemin çözümünde değişkenler tamamen yok olduğu için yani burada bu denklemde kalan sayılar birbirine eşit olmadığı için de çözüm kümesi yoktur. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm küme dediğimiz ifade ÇK olarak kısa harf ile gösterebiliriz. 3x artı 6 eşittir 3 çarpı 2 artı x. Bu 3 ile 2, 3 ile x'i çarptığımız zaman elimize 6 artı 3x gelecek. 3x artı 6, 6 artı 3x. Bunu da hatırlarsanız birbirine eş durum yani bu eş durumda. biz özdeşlik diyorduk. Özdeşlikte tüm reel sayılar için doğru olacaktı. Bakalım 3x'i bu tarafa attığımız zaman 3x eksi 3x olacak. 6'yı bu tarafa attığımız zaman 6 eksi 6 ya da 6 eşittir 6 olacak. 6 eşittir 6 ya da 3x artı 6 eşittir. 6 artı 3x birbirine eşit olduğu için her değer için sağlanır. Yani eğer eşitliğin her iki tarafında da birbirine eşit değerler kalırsa denklem bilinmeyenin her değeri için doğru olur. Yani çözüm kümesi ifade dediğimiz şey reel sayıların hepsi olacaktır. Bir denklemde bilinmeyene verilen hiçbir değer için eşitlik sağlanmıyorsa denklemin çözümü yoktur. Yani boş kümedir. Bir denklemde bilinmeyene verilen her değer için eşitlik sağlanıyorsa bilinmeyenin aldığı bütün değerler denklemin çözümüdür. Bu tür denklemler aynı zamanda birer özdeşliktir ve çözüm kümelerini de tüm reel sayıları sağlar diyebiliriz. Özel durumlar vardır. Rasyonel ifadeler tabii ki. 3 bölü x eksi 5 eşittir. 1 bölü x eksi 5 ifadesi. X'in değerini bulalım. İçler dışlar yapıyoruz. Burada 3 tane x eksi 5 de 1 tane x eksi 5 çarpıyoruz. Yani 3'te genişletiyoruz. 1 de genişletiyoruz. 3 x eksi 15 eşittir. x eksi 5. 3 x'ten x çıkarsa x bu tarafa geçiyor. Eksi x, x olarak. Eksi 15 de bu tarafa artı 15 olarak geçiyor. 15 eksi 5'ten 10, 3 x eksi 2 xten 2 x oldu. Her tarafı olduğumuz zaman x 5 oldu. Yalnız biz rasyonel sayıda a bölü b rasyonel sayının tanımında b eşit değildir 0 olarak tanımlamıştık rasyonel sayıyı. Şimdi burada x 5 olduğu zaman gelip yerine yazdığımız zaman 5'i 5 eksi 5, 5 0 olacaktır. Rasyonel cebirsel ifadenin paydalarını sıfır yapan değişkenlerin değerleri çözüme dahil değildir. Çünkü x yerine 5 yazdığımız zaman bakın 3 5 eksi 5 eşittir 1 5 eksi 5. Ne oldu o zaman? 3 bölü 0 eşittir. 3 bölü 1 bölü 0. Yani tanımsız oldu. Tanımsız olan bir değeri biz alamayız. Alamadığımız için de x yerine 5 yazamayız. Çünkü eşit olmaz x 5 değer için denklemin çözümü olmaz. Yani denklemin çözümü yoktur. O zaman buranın çözümü de boş küme olarak karşımıza gelecektir. Aşağıda verilen denklemleri çözümü örneklerden yararlanarak yapınız. 2 parantezinde 2x eksi 3 2x eksi 6 Önce 2'yi genişletirsem 2x eksi 6 2x eksi 6 2x'ler birbirini yok ettiği için eksi 6 ve eksi 6 bulunur. Denklemin bilinmeyen her değeri için sağlanır. Yani reel sayılar olacaktır. 2 ile 3x'i ve eksi 5'i dağıtırsak 6x eksi 10. 6x'ler birbirini yok ettiği zaman eksi 10 eksi 4 eşitliği de olmadığı için buranın çözüm kümesi yok. Yani boş kümedir. Şimdi diğerlerinin çözüm kümesi var mı? Reel sayım ya da boş küme mi olduğuna bakalım. 3 de genişletiyorum. 9x artı 15 eksi 10 eşittir. 9x artı 5. 9x herhangi bir işlem yok. 15'ten 10 çıktı. Artı 5 eşittir. 9x artı 5. 9x'leri sadeleştirmeden tüm değerlerin zaten birbirine eşit olduğu gözüküyor. O zaman bu reel sayılar çözüm kümesi olacaktır. 2 ile 3'ü çarparım. 6x artı 8 artı 12 eşittir 20 artı 6 x. Düzenlersek 6 x artı 20 bu da eşittir 20 artı 6 x. Tüm değerler birbirine eşit olduğu için çözüm kümesi reel sayılardır. 7 eksi 3 x 3 ile 2'yi çarptık 6 eksi 3 x oldu. 7 eksi 3 x. 7 eksi 3 x 6 eksi 3 x'e eşit olmadığı için 3x'ler giderse 7 eşit değildir 6'ya. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme olacaktır. 4 artı 3 xte 3'ü dağıtıyorum. 4 artı 3x eşittir. 3 x artı 3. x'leri saymazsam 4 eşit değildir 3'e. O zaman çözüm kümesi boş küme olacaktır. 4 x eksi 5 eşittir. 2 çarpı 2 x artı 3. Dağıtıyorum hemen. 4 x eksi 5 eşittir. 4 x artı 6. 4 x'ler yok olduğu vakit. Eksi 5 6 olarak çıktı. Bu birbirine eşit değildir. O zaman çözüm küme boş kümedir. 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere 2 6 x. 3 kere 4 12 artı 12 eşittir 6x. 6x'leri yok ettiğimiz zaman 24 eşittir 0 oldu. 24 0'a eşit olmadığı için yine çözüm kümesi 0 olacaktır. 3x eksi 2 4 artı 3x. 3x'ler birbirini sadeleştirdiği zaman eksi 2 4 kaldı. Bunlar birbirine eşit değil. Çözüm kümesi boş küme olur x eksi 11 10 artı x x'ler birbirini yok ettiği zaman eksi 11 eşit değildir ona o zaman çözüm kümesi boş küme oldu 2x artı 7 bölü x artı 6 eşittir 3 bölü 4'ün çözüm kümesine bakalım burayı 4 ile burayı x artı 6 ile genişletebilirim ne olacaktır? Paydalar aynı olacaktır. Ya da içler dışlar yaptığımız taktikte de yapabiliriz. 4 ile 2 x'i çarparsam 8 x. 4 ile 7'yi çarparsam 28 eşittir. 3 ile x'i çarparsam 3 x. 3 ile 6'yı çarparsam 18. Burada x'i pozitif bırakmak için küçük olan x'i büyük olan x'lerin yanına götürürüz. Yani eksi 3 x eksi 3 x her iki tarafa eklediğimiz zaman burası 5 x artı 28 eşittir 18 oldu. 28'i diğer tarafa eksi 28 olarak geçiriyorum. Amacım x'i yalnız bırakmak. Eksi 10 oldu. Yine x'i yalnız bırakmak için bölme işlemi yapıyorum. x eşittir eksi 2 cevabımız çıkacaktır. Aşağıda verilen rasyonel denklemleri örneklerden yararlanarak çözelim. x bölü x'e 3, 8 bölü 1, içler dışlar yaptığımız zaman 1 ile x'i çarparsak x 8 kere x 8 x eksi 24 x'i bu tarafa atsak 7 x 24'ü bu tarafa atsak 7 x eşittir 24 olacak her tarafı 7'ye böldüğümüz vakit 24 bölü 7 olacaktır burada x'i 8 x'in tarafına atmak küçüğü büyüğün yanına göndermek pozitif olmasını sağlar burada eksi 7 ile değil direkt 7x ile uğraşırız. Eksi ile hata yapma ihtimalimizde ortadan kaldırmış oluruz. Gizli birimiz var. 1 ile 2x'i çarparsak 2x. 3 ile x'i çarptık. 3x artı 3. 2x'i bu tarafa eksi 2x olarak 3'ü diğer sol tarafa da eksi 3 olarak geçirirsek eksi 3 eşittir. 3x'ten 2x çıkarsa x kaldı. x eşittir. Eksi 3 olarak cevabımız çıkacak. 3 ile 5'i çarparsak 15, 2 ile 3x-2'yi eksi çarptığımız zaman 2 çarpı 3x 6x, 2 kere 2 eksi 4. Eksi 4'ü artı 4 olarak geçirdiğimiz zaman 19 eşittir. 6x oldu. Her tarafı 6'ya böldük. X dediğimiz ifademiz 19 bölü 6 sonucumuzu verdi. Yine işler dışlar 3 kere 2 6x 2 çarpı 3x. 6x eksi 8. 6x'ler birbirinin ötürü dediği zaman 0 eksi 8'e eşit kaldı. Böyle bir dünya olmadığı için buranın çözüm kümesi boş kümedir. Bir kesrin değeri 2 bölü 3'tür. Bir kesrin payından 5 çıkartılır. Paydasına 1 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor. Buna göre ilk kesrin pay ve paydasının toplamının kaç olduğunu bulalım kestirin değerinin sadeleşmiş hali 2 bölü 3 ise o zaman biz buna 2x bölü 3x diyebiliriz. 2x bölü 3 xten paydan 5 çıkartıyoruz. Payına da 1 ekliyoruz. 2x eksi 5, 3x artı 1 oluyor. Ve yeni değer 1 bölü 2 oluyordu. O zaman 1 bölü 2'ye eşitledik. 1 bölü 2 eşitledikten sonra içler dışlar yapıldığı zaman 4x eksi 10, 3x artı 11 oldu. 3x'i sola eksi 10'u da sağ tarafa attığımız zaman artı 10 olarak geçti x'imiz 11 çıktı. Bizim x kesrimiz 2x bölü 3x olduğu için 2 çarpı 11 bölü 3 çarpı 11'den 22 bölü 33 oldu. İlk kesrimiz 22 bölü 33. Pay ve paydasının toplamını istediği için 22 ile 33 toplayıp 55 olarak karşımıza cevabımız çıkıyor. Hangi sayının 1 eksiğinin yarısı yani x eksi 1 bölü 2 aynı sayının 3'te birinin 1 bir fazlasına eşittir. Sözel kısmı matematiksel cümleye yazıyoruz. Ve 3 terim olduğu için payda eşitliyoruz. 3 ile 2 ile 6 ile 3x eksi 3, 2x ve artı 6. Aynı paydalara sahip olduğu için dikkate almıyorum. 3x eksi 3 eşittir 2x artı 6. 2x'i bu tarafa eksi 3'ü bu tarafa aldığımız zaman 2x'ten 3x çıktı. x kaldı. Eksi 3 artı 3 olarak geçti. 9 olarak cevap bulundu. Aşağıdaki problemleri örneklerden yararlanarak çözünüz. 3 fazlasının yarısı x artı 3 bölü 2. Kendisinin 1 eksine eşit. x eksi 1 eşit. O zaman bunun gizli 1 vardır. İçler dışlar yaparız. x artı 3 eşittir. 2 x eksi 2 olacaktır. x'i bu tarafa eksi 2'yi bu tarafa aldığımız zaman ters işlemlerle tabii ki alıyoruz. Artı olan eksi eksi olan artı geçecektir. 2 x'ten eksi çıkarsa x 3'e 2 eklenirse 5 olacaktır. Yarısı ile çeyreğinin toplamı 25 bölü 4. Yarısı x bölü 2. Çeyreği x bölü 4. Bunların toplamı 25 bölü 4 oldu. Hemen x bölü 2'yi genişletiyoruz 2 ile. Yani 2x bölü 4 yapıyoruz. Şimdi bütün paydalar aynıysa o zaman bize sadece paylar lazım. 2x artı x eşittir 25. 3x eşittir 25. x o zaman 25 bölü 3 cevabımızı verir. Hangi sayının yarısı? x'in yarısı aynı sayının 3 katının 100 eksiğine eşittir. Gizli biri var. İçler dışlar yaparsak x eşittir. 6x eksi 200. 200 bu tarafa x bu tarafa gelirse 200 eşittir. 5x ve her tarafı 5'e böldüğümüz zaman x'e 40 kalacaktır. Hangi sayının 50 fazlasının 3'te biri bölü 3 kendisinin yarısını eşittir. Yine içler dışlar yapıyoruz. 2 ile genişletiyoruz. 2x artı 100 eşittir 3x 2x bu tarafa küçük büyüğün tarafına geçiyor. Ters işaret o zaman x dediğimiz ifade 100 oldu. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i sınıftan ayrıldığında sınıfta 18 öğrenci kalıyor. Yani x'in 2 bölü 5'i ile 18'in toplamı bize x'i verecekmiş. Ya da sınıftakilere x dersem x'in 2 bölü 5'i ne olacaktır? 18 olacaktır. 5 eksi 2 x'ten 3 x bölü 5 18 oldu içler dışlar yapabilirim. Ya da önce 3 ile 18 sadeleştirip 6 olabilir. X dediğimiz 5 ile 6'yı çarptığımız zaman 30 öğrenci sınıfta olacak. Sınıfta toplam öğrenci istedi ve 30 oldu. Bir aracın deposunun 1 bölü 5 doludur. Depoya 27 eklediğimiz zaman x bölü 5'e 27 eklediğimiz zaman deponun yarısı dolmaktadır. Yani x bölü x'i dolmaktadır. Toplam kaç litre depo almaktadır diyor. Hemen payda eşitleriz. Burayı 2 ile burayı 5 ile burada 10 ile genişleyecektir. 2x artı 270 eşittir 5x oldu. 2x'i diğer tarafa atarsam 270 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da x cevabımızı 90 olarak bulur. Depo demek ki 90'lıkmış. Bir su deposu içi su dolu iken 320 kilogram gelmektedir. Yarısı su doluyken 180 kilogram gelmektedir. Bu su deposu boşken ne kadardır? Su deposunun ağırlığına x diyelim. İçi full doluyken yani tamamı doluyken A doluyken diyelim. Ya da yarısı olduğu için buraya 2A diyebilirim. 2A'sı doluyken 320. Bu deponun A kadarı doluyken 180 oluyor. Buradan birbirleriyle çıkartma işlemi yaptığım zaman x'ler birbirini götür. 2A'dan A çıkarsa yani yarım depo A dediğimiz 320'den 180 çıkartırsak 140 oldu. Demek ki deponun yarısı 140. Buraya geldiğimiz zaman x artı a eşittir 140 demiştik. Pardon 180. O zaman a'yı 140 bulmuştuk. x de bizim için 40 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. Ayşe Arslan'ın 1 bölü 2'si ile defter 1 bölü içeri kalem alıyor. Geriye 7 lirası kalıyor. O zaman Ayşe'nin harçlığına x dersem x bölü 2'si ve x bölü 3'ü ile 1 de 7 lirası tüm parasına eşit olacakmış. Hemen dörtlü terim olduğu için payda eşitliyorum. Burayı 3 ile bura 2 ile gizli biri var 6 ile gizli bir var 6 ile. Yani 3x artı 2x artı 6 kere 7 42 eşittir 6x oldu. Şu kısım 5x olduğu için diğer tarafa geçerse 42 eşittir x olarak kalacak. O zaman Ayşe'nin harçlığı 42 liraymış. Elif'in bilyelerin sayısı Ahmet'in bilyelerin sayısının yarısından 8 adet fazladır. Ahmet'in bilyeri sayısına x dersem Elif'in bilyeleri x'in yarısından 8 fazla oldu. Ahmet bilyelerin 1 bölü 5'ini Elif'e verdiğinde Ahmet ve Elif'in bilyelerin sayısı eşit oluyor. Ahmet'in bilyeleri x'ti. Elif'e x bölü 5 verecek x bölü 2 artı 8 artı x bölü 5 verdi. Ahmet x bölü 5 verdiği zaman x'ten x bölü 5 çıkardığımız zaman eşittik söz konusu oluyormuş. Yani x eksi x bölü 5 oldu. Şimdi tüm hepsini paydasını eşitleyebilirim. Onu da genişletebiliriz. Bura 5 burayı 10 ile 2 ile 10 ile 2 ile genişletiriz. Şuraya sığdıralım. Ya da şöyle bu tarafa alalım. 5x artı 80 artı 2x eşittir. 10x eksi 2x oldu. 5x ile 2x'i toplasak 7x artı 80 eşittir. 8x oldu. 7x'i bu tarafa atarsam x eşittir 80 oldu. 80 Ahmet'in bilye sayısı direktmen karşımıza çıktı. Buradaki soruda sadece yapmamız gereken gençlik tekrar yapıyoruz. Sözel cümleleri matematik cümlesine çevirmek. Yani Ahmet'e x dedim. Elif Ahmet'in yarısından 8 fazlaymış. Ve daha sonra Ahmet'in bilyeleri yani x bölü 5'i kadarını Elif'e veriyor. Ne oluyor? X bölü 2 artı 8'e X bölü 5 ekleniyor. Ahmet'te X varken X bölü 5 oluyor. Bu zaman Ahmet'teki ile buradaki Elif'teki birbirine eşit oluyor. Payda eşit dediğimiz zaman tertemiz sonuç karşımıza çıkacaktır. Emre okuduğu kitabın önce 1 bölü 6'sını sonra kalan Emre'nin kitabını x dersem x'in 1 bölü 6'sını okursa kalan kitap 5x bölü 6'dır. Bunun yarısını okumuş. Yani 2'ye bölmem gerekiyor. 1 bölü 2'ye. 2'ye böldüğüm zaman birinci de x bölü 6 okudu. Sonra 5x bölü 12 okudu. Geriye okuması gereken 85 kitap sayfa daha kaldı. Şimdi birinci de x bölü 6 okudu. 5x bölü 6'nın 1 bölü 2'sini okuduğu için 5x bölü 12 daha okudu. Ve 85 kitap sayfa daha kalıyor. Ve x okuması gereken tüm kitap. Şimdi hepsine payda eşitleyebilirim. Ya da öncelikle şu x'lerden işlem yapabilirim. 86 büyük sayı olduğu için hiç uğraşmayayım. Şurası gizli bir. 12 ile burası 2 ile burası gitti. 12x eşittir 2x bölü 12 artı 5x bölü 12 7x bu tarafa giderse artı 85'imiz var. 5x bölü 12 85 oldu. 5 ile 85'i sadeleştirebilirim. 17 olacaktır. 12 ile 17'yi çarparsak da x 204 sayfalık bir kitap olacaktır. Burada bir oyun var. Aklımızdan bir sayı tutuyoruz. X. 2 ile çarpıp 15 ekliyoruz. Bulduğumuz sayıya ilk tuttuğumuz sayı ekliyoruz. Yani artı x oluyor. 3x artı 15 oldu. Sonra diyor 3'e bölün. 3'e böldüğüm zaman da burası x artı 5 oldu. Sonra ilk tuttuğumuz sayı çıkartın. Çıkarttığımız zaman elimizde ne oldu? 5 oldu. Buradaki olay espri şudur tuttuğumuz sayıya 15 ekleyip daha sonra da 3 böldüğümüz için şu değişkenleri 2 ekliyor 1 çarparak geri çıkarttığımızda sadece 15 bölü 3 bizim elimizde kalan 5 oluyor. Her zaman da sonuç bu şekilde yapıldığı zaman 5 çıkacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Uğur Mutlu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.